Sevgili dostlar, herkese selamlar, saygılar. Herkese merhaba. Ben Ömer. Ben Tuana. Kızım Tuana. Sevgili dostlar, konseptimiz bildiğiniz üzere baba kız sohbeti. Evet. Evde neler konuşuyoruz? Evet, sevgili kızım Tuana, bugün ne konuşalım? Bugün bence arabada konuştuğumuz geçen gün şükür konusunu konuşabiliriz. Evet, geçen gün arabada şükür evet, hatta şey demiştik değil mi? Keşke. Ya aynen. Ya bizde şöyle bir şey oluyor aslında. Demiştik. Ya böyle spontane gelişen sohbetler. Mesela babamla oturuyoruz. Öyle bir konu açıyor ki, öyle bir anlatıyor ki mesela. Gerçi babam olduğu için söylemiyorum. Çok aydınlanmalar yaşıyorum o anda. Aslında o sohbetleri yayınlamamız gerekiyor ama tabii çekemiyoruz o an. Evet. Onları ben gizli gizli bir ses kaydı almaya çalışacağım artık. Çünkü böyle oturunca tam o şey olmuyor. Yakalayamıyoruz. Aynen. O anki aydınlanma olmuyor evet, yani aslında. Evet. O sıcaklık çok böyle o ana ait evet. bir şey oluyor. Aynen. Ama şöyle bir toparlayalım. Ben de açıkçası tamam şükür kavramıydı. Evet bayağı da bir saatlik falan böyle bir evet. hoş bir sohbetti. Lezzetli bir sohbetti. Evet. Güzel şeyler açılmıştı. Evet. Belki yeniden açılır. Açılır. Ben şahsen şu an hatırlamıyorum ne konuştuğumuzu şu konunun başlığı. Şöyle haricinde. Açılmıştı. İstersen evet, nasıl açtığını söyleyeyim. Arabada gidiyorduk ve ben çok düşünmüştüm. Önceki gün de çok şükretmiştim hayatımdaki tamam, şeyler hatırladım. İçin. Ve demiştim ki ya baba demiştim. Hani ben çok manifeste böyle yazmaya evet, falan evet, da çok evet. inanan bir insanım. Ya dedim bunların yanında dedim hani bunlardansa şükür ettiğim her şeyin anında bravo. Daha fazlasını geldiğini fark ediyorum Tamam. dedim. Şimdi sevgili dostlar konumuz o zaman şu diyebilir miyiz? Daha iyisine ulaşmak için Aynen öyle. Günümüzün deyimiyle manifest yapacaksanız yani Öyle. çekim gücünü kullanacaksanız önce şükretmek gerekiyor. Aynen. Peki o zaman şöyle diyelim kızım. Şükürle hamd olayını önce değil mi bir bahsedelim. Evet. Birbirine çok karıştırılan bir mevzu. Ben bunu derslerde gerçi anlatıyorum evet. ama burada sevgili dostlarla da paylaşalım. Sevgili dostlar, bizim toplumumuzda şükür ve hamd kavramı birbirine çok evet. benzetilen ve aynı gibi zannedilen iki aslında farklı işlevi olan konu. İkisi de çok mühim. İkisi de hayatımızda net olması aynen. gereken şey. Ancak bir tanesi mesela hamd etmek kavramı var olana o da şükretmek anlamında. Ama yeter. Evet onun anlamı şu. Ya Rabbi senden gelene razıyım ama ziyade olsun. Bu kadar kafi. Hastalıklara kâfi. Diyebilir miyiz? Bravo. Bunu hastalıklar, belalar, kazalar, sıkıntılar, musibetler bunlar geldiğinde can sıkıcı. Yani özetle devamını gelmesini istemediğimiz nahoş durumlarda asilik etmemek adına. Teşekkürler ama yeterli evet, demek yani. Bunu, bunun da şükrünü yapmak lazım ama bunu hamd ederek yapmak lazım. Hı hı. Yani elhamdülillah ya Rabbi ne diyorum? Rabbim senden gelene razı. Evet. Ama ben kulum, acizim. Beni daha fazlasıyla değil mi? Beni hı hı. zorlama. Bu bana yeterli. Benim yükümü hafiflet demek. Şükretmek ise, yani ağız olsun, şükürler olsun Allah'ım demekse, devamını gelmesini istediğimiz konular. Yani örnek, lezzetli bir yemek yedin, keyifli bir sohbet ettin, evet. iyi bir para kazandın. Değil mi? Bir para kazandın. Evet. Ya da sağlığın yerinde, huzurun yerinde güzel bir gelişme oldu. Hı hı. Bunun devamını gelmesini isteriz ya kızım. Evet. Orada ne yapıyoruz? Şükürler olsun Allah'ım, sağlıklıyım. Ne demek istiyorum orada? Allah'ım bana verdiği sağlığa çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur demek de aynen. aynı. Evet. Şimdi veya bir para kazandım. Ya az ya da çok. Bir güzel evet. bir gelişme oldu. Ne diyorum? Allah'ım sana şükürler olsun. Evet. Çok şükür ya Rabbi. Dediğim anda şükür enerjisi ne yapıyor? Oradaki enerjiyi patlatıyor, büyütüyor. Aynen. Kocaman yapıyor ve devamı daha fazla gelmek zorunda gibi bir şeye dönüşüyor. Aynen. Çünkü şükredilen her konu büyüyerek kesinlikle. Devamı gelir. Evet. Şimdi günümüzde peki bunu niye anlattık değil mi? Tamam burada okey şükür ve hamd kavramını anladık. Hı hı. Manifest dediğimiz örnek veriyorum gündelik hayatında gençler için konuşalım. Aynen. Diyor ki mesela ya ben babamdan annemden işte iPhone 15 Pro Max istiyorum. Bana almıyor. Çocuğun elindeki telefon ne olsun? iPhone işte 7 Plus, 7 Plus olsun ya da Samsung olsun ya da herhangi bir Android.
Şimdi çocuğun, kişinin daha doğrusu şunu anlaması gerekiyor. Önce elindekini fark etmesi gerekiyor. Benim elimde ne var? Tamam, camı kırık olabilir. Aslında benim yaşadığım telefon bravo, mevzusu. Bravo. Aslında o, bugün onu da konuştuk. Evet. Ne yapacak? Elindeki sahip olduğunu bir kere görecek, kabullenecek, çatışmayacak. O seviyeyi atlayacak. Ve onun mutluluğunu bir kere yaşayacak ve buna gerçekten şükredecek. Evet. Laf olsun diye değil. Şükürler olsun Allah'ım. Olmaya da bilirdi. Değil mi? Aynen. Ama ne var? Benim şu anda işimi gören, beni konuşturan, işimi iyi kötü yani yavaş da olsa, hava biraz az da havalı olsa aynen, telefonum var. Şükürler olsun Allah'ım. Ve buna da şunu eklersek, bundan daha iyi de nasıl olur? Aynen. Diye bir soru da, soru kalıbı eklersek ne yapabiliriz? Hızlandırırız. Peki ne yaptık? Var olana şükrettik. İnanın bana, sahip olduğumuza şükrettiğimiz anda ve daha iyisini ondan sonra talep evet, ettiğimizde arkadaşlar gerçekten şaşılacak oluyor şekilde, bunu defalarca yaşamıyoruz. Gerçekten öyle. Bu benim çok şok yaşadın olduğum anlatmak şey. İster misin nasıl ya, yaşadığını evet, telefon evet, olayında? Aynen. Benim bu konudaki ne kadar böyle evet, sana bariyer inatlaşmamızı evet, gereksiz bulduğumu. Ben maalesef günümüz sorunu iPhone takıntısı olan bir insanım yani evet, maalesef ki. Beni de alıştırdım maalesef. Evet. Düşük model iPhone'um vardı. Ha, bundan hiç şikayetçi değildim. Böyle bir ekranı patlamıştı, şarj yeri bozuktu, kamerası bozuktu, kırıktı ama. Çok özür dilerim, lafını keseceğim. Aha. Hatta şöyleydim, diyorum ki kızım bak bunu yaptırmaktansa ben sana daha büyük bir iPhone almayacağım. Gel gidelim aynı paraya. Gidelim bir tane iyi bir Android alalım. Evet. Bak şu akıma kapılma diyorum. Şu hani kapitalizmin sana sunduğu, dayattığı o havacıvaya girme. Gel gidelim güzel bir kamerası olan değil mi? İstevi olan bir Xiaomi alalım. Samsung'a bir şey alalım. Yani daha iyi diyorum. Evet. Ve Tuan'ı gayet net. Yok ben telefonumdan memnunum. Ay, ben, şükürler ama nasıl olsun ben dişlerimi ama sıkıyorum arkadaşlar. Orada diyorum ki Allah'ım resmen bununla takıntı değil. Hayır aslında takıntı değil. Mesela ben orada şey... Sonra gerçekten da işte bunu ben senden öğrendim. Gerçekten i̇şte o takıntı şükrettim değil. Sahip olduğu evet, şeyin kararlılığı. Yani sen orada ben seni çok takdir ettim. Dedin ki yo ben ne istediğimi biliyorum. Ve bu benim şu anki telefonum. Sen bunu alırsın ya da almazsın. Sahip olabilir mi ama ben kırık da olsa bu telefonuma şükrediyorum. Ağırlaşmış olsa da ben iPhone seviyorum. Çünkü ben o telefonu çok isteyerek almıştım. Evet. Çok istemiştim o telefonu da. Hı-hı. Ve ona şükrettim. Sonra manifestlerimi yaptım. Bundan daha evet, iyi nasıl olur dedim. Evet gerçekten hiç vazgeçmedi ama. Sonra babam istemekten elimden tutarak kendi rızasıyla gerçekten beni götürdü üst modelini hani aldı. Hani basiret yani bağlanır ya arkadaşlar. Öyle bir andı. Aynen öyle. Resmen yani onun öncesi de var hatta evet, daha komik olan hani geldi olmadı vesaire falan gibi. Ama gittik birlikte. İstediği iPhone'u aynen, seçtik, aldı ve ben böyle sadece baktım. Ya bu bir de hani çok küçük bir örnek yani. Bunu çok hayatımın her alanında yapıyorum. Mesela arkadaşlarım bana diyor ki, ya diyor senin hayatında niye hiç problem yok? Evet. Hani gerçekten böyle diyorlar. Ya her şeyin nasıl gerçekten bu kadar kusursuz gidebilir diye diyorlar. Yüzde diye de demiyorum ama hakikaten çok takdir ediyorum. Ve ben senden çok razıyım. Allah ya, da senden razı senden olsun. Ben evlatlarımdan hakikaten çok razıyım. Bunu da konuştuk. Evet. Tabii. Razı olmak evet, demek şu arkadaşlar. Dedim ki bak kızım ben senden çok razıyım ama bunu şununla karıştırma. Bir baba bir anne evladını her halükarda sever. Aynen. Ben seni çok seviyorum demiyorum. Seviyorum zaten de bundan bahsetmiyorum. Ben senden razıyım. Ne demek bu arkadaşlar? Evet evladım olduğu için zaten sen yanlış da olsan kötü de olsan ben seni seveceğim yani. Getirmek ayrılmıyor. Evet. Ama severken benim hayatımı o kadar güzelleştiriyorsun ki hiç evet, üzmüyorsun. Yani hiç beni zorlamıyorsun. Bu egoistçe bir şey değil. Beni evet, üzmediğin için sana senden razıyım da demiyorum. Evet. Bu konuda da böyle algılama. Ama şu konuda diyorum ki Allah'ım gerçekten bana evet, böylesine bilinçli bir çocuk verdiğin için ve hakikaten böyle yüzüne baktığımda veya sohbet edebildiğim bir evlat evet, verdiğin için sana şükürler ben olsun. Ben de diyorum, gerçekten bundan karşılıklı daha iyi nasıl olur? Daha iyisi bilmiyorum. Bak şükrümü ettim. bundan daha iyi nasıl şükürler olur? Şükürler olsun. Ben de böyle babaya sahip olduğum için. Neyse körler sağlar. Neyse şunu birbirimize övmeyeyim. Sen konuya devam edeyim. Arkadaşlarım işte sürekli diyor ki ya diyor gerçekten hayatta her şey bu kadar nasıl kusursuz gidebiliyor? Evet. Hiçbir problem yok. Ya ben gerçekten kötü bir şey yaşasam da buna şükrediyorum. Evet. Hani gerçekten şükrediyorum. Gönülden. Çünkü Allah'ın bunu veren sensin.
ve sana şükürler olsun bundan daha iyisi nasıl olur? Okulunda problemler çıkmıyor mu? Evet, çıkıyor tabii ki herkesin hayatında bu tür problemler oluyor. Hani orada kafa karışıklığı olmasın. Şükretmek kavramı kime göre neye göre? Şimdi Tuana'nın dediği için Tuana'nın kafasını biliyorum. Tuana'ya göre hayatta kötü bir şey yok. Ha evet bu arada benim yaşadığım şeyler kötü değil yani bu arada. Yani o hamd kavramını karıştırmayın. Evet. Kötü bir şey olarak bunu... Yok ben kötü olarak ben de öyle bir şey yok. Tanıdığım için Tuana'nın ilginç şekilde bu hayatta ne geliyorsa... İyi bir şey benim için. Arasında, artık bu bizim refleksimiz oldu. Şükürler olsun Allah'a. Aynen Allah. Şükürler olsun. Neydi? Başımıza ne geliyorsa durup bir düşünüyordum. Benim hiç kötü bir şey yok bu hayatta. Aynen kötü bir şey yok. Sadece eksik bıraktığım şeyler var. Bana hizmet eden şeyler. Evet. Mesela bazen bu oluyor. Burada söylemek doğru mu bilmiyorum ama mesela arkadaşlarına bazen can sıkıcı şeyler olabiliyor. Orada bile çok takdir ediyorum seni. Diyorum ki çok iyi anlamış diyorum. Ne kadar şanslı çocuklar bunlar diyor. Bu yaşta anladılar. Diyorsun ki yani evet burada bana yaptığı o canım sıkan olay da ne görmeliyim diye geliyor bazen. Oturuyoruz konuşuyoruz. Evet. Onlara da girelim. Evet onlara da. Ya o kadar fazla konu var ki aslında. Ya dediğim gibi gerçekten bizim doğal sohbetlerimizi aslında kayda almamız gerekiyor. Aa Tuana aklıma ne geldi yani. Biliyor musun? Şeyi geçen isim vermeyeceğim tabii de. Geçen gün bir dostla diyeyim telefonda sohbet ettik. Sorunu şu. Çocuğunun asiliği. Ya da saygıyla ilgili bir şey. Daha küçük bir çocuk aslında. Hani bahsettiğimiz çocuk öyle ergen falan da değil. Biraz uzun tabii sohbet ettik. Özetini tabii söyleyeceğim. Seninle bunu konuşmamıştık. Yok konuşmamıştık. Şeyi dedim ki, bakın dedim. Tabii çok altı var bunu anlattım da özet geçeceğim. Dedim ki bakın çocuğunuzla bir kere bizim kuşağı kıyaslamayın. Bizim tabii kuşak... anne baba konusunda biz onları gördüğümüzde donar kalırdık. Tabii. Yani bizi gözleriyle yönetirlerdi. Ve bırak cevap vermeyi, saygısızlık yapmayı. Hakikaten bu bir şeydi yani otomatik pilotta yaptığımız bir otoriteye saygıydı. Ama doğru muydu? Evet saygı konusunda doğruydu. Ama korkuyla yapıldığı için yanlıştı. Çünkü neden? Benim kuşağımın birçoğu benim yaşlarıma geldiğinde birçoğunun yaşadığı şey anne ve baba çatışması. Evet. Çünkü neden? Korkuyla bastırılmış bir birey. Kendini ifade edemez hale geliyor. Şimdi dedim ki bakın çocuğunuz size saygısızlık yaptığında değil mi? Ona höt deyip kaşını çatıp bağırıp ceza verip onu o olayı absorbe etmek değil mi? Bastırmak 5 dakika. Aynen. Ve kolay olan kısım. Evet. Yapar mısın? Yaparsın. Ama eğer mevzu bir ömür boyu, evlat öyle bir şey Tuana, ömür boyu, ömrün sonuna kadar seninle. Evet yani doğru. Seçebileceğin, bak eşi seçebilirsin yeri geldiğinde, ayrılabilirsin, yollarını ayrılabilirsin. Evet. Evlatla öyle bir şey yok. Ömrünün sonuna kadar o seninle. Ve dedim en çok iletişim kurma konusunda, sağlıklı iletişim kurma konusunda dikkat etmen gerektiğin kişi, evlatlarımız. Dedim ki orada 5 dakika belki ayırmak gün sonunda o yorgunlukla belki zor geliyor olabilir. Evet. Ama şu da bir gerçek ki günümüzün çocukları, gençleri bizim zamandaki gibi bu böyledir deyince orada kalamıyor. Evet. İlle altını doldurmamız gerekiyor değil mi? Yani ben sana mesela değil mi hatırlıyorum senin ergenliğinde aklım böyle gidiyordu arada bir şey heyhelerim geliyordu falan. Hatırlıyorum saatlerce konuşuyorduk evet. Ve ben sana bir şey yapma dediğimde bunun hata olabileceğini dediğimde hatırlıyor musun sana saatlerce anlatıyordum. Her ihtimali anlatıyordum. Evet. Belki her bir konuşmamız 2 saat sürüyordu ama neticede ne oluyordu anlıyordun. Evet. Ve anladığında şunu merak ediyorum. O süre için neydi? Dinlemek istiyorum, merak ediyorum. Ben onları konuştuğumda, sana uzun uzun izah ettiğimde ne hissettiriyorduk sorusunu soracağım sana. Şöyle miydi? Ya bu adam ne konuşuyor ya da çok konuşuyor falan mıydı yoksa şunu hissettiriyor muydum sana? Ya bu adam benimle iletişim kurmaya çalışıyor. Anlatabilir miyim? Bu adam bana değer veriyor. Öyle hissediyordum. Çünkü hani şöyle düşünüyorum. Senden yaşça büyük birisi bir şeyleri deneyimlemiş. Bunları geçmiş yani. Ve sana bir şey anlatıyor, değer veriyor. Seninle sohbet ediyor, bilgi paylaşıyor. Zaman ayırıyor. Bir ciddiye alman gerekiyor. Ciddiye alman gerekiyor. Bir düşün.
Evet. Bir tart hani mesela şöyle şuradan yapsaydım. Şuradan çıksın olmasın gibi düşünüyordum. Evet. Mesela şöyle yapsaydım. Ve sana bağırıp çağırıp o ciddiye alınacak bir şey değil. Tavrını seni değiştire o an bilirdim. Ama ne olurdu? Benim yanında yapmazdı. Önemli olan da bu. Mesela benim şu anda yapmama sebebim. Bunu fark etme sebebim uzunca konuşman. Yani sen bana kızsan, bağırsan o sadece senin yanında yapmayacağım bir şey oldu ama şu an bu benim gerçekten karakterimi oluşturdu. Neden? Yani sen çok yanımda olmasan da bu benim kırmızı çizgim diyebileceğim bir şey. Yapmam evet. diyebileceğim Bravo. Bir şey. Bravo. Yani buna da şunu diyebilir miyiz peki? Örnek olmasa seninle. Güzelce konuşmak, keyifli konuşmak. Sağlıklı iletişim. Şimdi ben seninle diyelim ki bir konuyu halletmek için konu asilik olsun. Ben sana atıyorum ayda bir 5 dakika bağırarak seni bu şekilde bastırabilirim. Ve istediğim şey formda tutabilirdim. Ama bu 20 yıl sürerdi. Evet. 20 yıl boyunca ve sağlıklı bir sonuç da alamazdım. 20 yıl boyunca her ay düşünsene seninle kavga ediyoruz. Evet. Peki 20 yıl boyunca o 5 dakika ayıracağım sana bu konudaki izahatı topladığın zaman bir bakıyorsun ki atıyorum 2 saat 3 saat gibi bir zaman evet. topluyor. Ben şunu işin matematiğindeyim. Bir konunun demek ki bir kişiyle evet. çözüme ulaşması için eğer 3 saate ihtiyaç varsa bunu 20 yıla bölüp Aynen. Yorabilirim. Evet. Bir seferde Aynen oturup 3 saat çocuğumla ya da kişiyle evet. sağlıklı bir şekilde neden bunu Kesinlikle istediğimi, öyle. Neden bunun böyle olması gerektiğini, bunun benim isteğim değil, Kesinlikle. Kendisi açısından ona ne zarar veya kar getireceğini, Aynen. her cihetten bir yetişkin olarak o çocuğun göremediği pencereden açtığımda o 3 saatlik krediyi değil mi? Sana ayırdığımda ne yapıyorum? 20 sene Aynen. rahat ediyorum. Yani gözün içine bakarak, evet. elinden tutarak belki. Evet. Gerçekten evet. onu dinlediğini ve onu anladığını hissettirerek. Evet. Çocuğum ben senin yanındayım ve bu problemi ben de yaşadım. Biliyorum. Ha. Ve bunu çözmen için senin yanındayım deyip tecrübelerini anlatmak. Rahat ediyorum sen hep evet. hatalarımı anlatırdım sana. Aynen öyle. Ve derdim ki veya arkadaşlarımın yaptığı Aynen. ve sonuçlarını aldığı. Aynen. Realiteden örneklerle. Derim ki bak kızım böyle böyle oldu. Ben de böyle düşünüyordum. Vallahi seni çok iyi anlıyorum. Şu an ne düşündüğünü, bu evet. konuda çok haklı olduğunu düşündüğünü. Evet. Bunu anlatamayacağımı biliyorum. Aynen öyle de diyordun hatta. Şu an senin bunu anlamayacağını ya da şey diyordun. Hatta bazen diyorum evet. sana hata yapabilirsin korkma. Evet. Değil mi? Kontrol bir şey. Ama lütfen haberleşelim. Aynen öyle. Lütfen bundan birlikte senin yapalım. Senin aslında kızdığın şey hata yapmam değil. Hata yapma Bravo. Bana haber vermezsen Bravo. Diyordun. Ödün kopuyordu Sen hep arkamda duramamaktan evet, ödün kopuyordun senin. Sana yetişmemekten, evet. zor anını bir anda kendin bununla mücadele etmenden evet. ne yapacağını, o çünkü o çaresizliği biliyorum. Çünkü neden takdir edersiniz ki sevgili dostum benim kuşağım bilir. Bizler bir yere düştüğümüzde, o hatayı yaptığımızda evet. yanımızda bizi dinleyecek ya da hak verecek değil mi? Mesela böyle bilir yoktu. Hayır 20 yaşına geldim mesela çok ufak bir şey oldu babam hemen böyle. Mesela profil fotoğrafımı kaldırıyorum. Gayet istemişim modum öyle ki bir şey yok değil mi? Hani rahatsız eden bir şey yok değil mi? Hani, bir rahatsız veren hani, bir rahatsız gören bir şey yok değil mi? Hani babam gerçekten o konuda çok dikkat eder. Çok destek olan evet. bir baba. Hiçbir zaman hayattaki hiçbir hatada yani. Babam ne der? Babam kızar Eyo. Mı? Hiçbir zaman demedim hayatım Eyo. Boyunca. Hani her yani konuda bana destek olacağını biliyorum. Nazan dikkat ettiğim şey evet. şunu çok üzülürüm çünkü çocuğumun günün birinde Aynen. bana ihtiyacı varken babam ne der? Kızar ya da ben sana demiştim der diye onunla yüzleşmemek için ya da benim gözümdeki değerini düşüreceğini zannederek bana gelmezse ben o gün işte evet. babalığımı sordum. Ya, o bizde hiçbir zaman olmaz. Merak şükürler etme olsun, bu konuda. Yani, şükürler olsun gerçekten. Olsun. Şimdi biliyoruz ki babamız hep arkamızda yani. Dikkat ettiysen şimdi Yasmin var bizim küçüğümüz. 8-9 yaşlarında. Şimdi ona başladık. Aynen öyle. Ablası deneyimli olduğu için evet. ikimiz de aynı üslupla. O ama seninle aynı değil. Evet. Mesela aynı çocuğu ailedeyiz. Bak aynı anne baba. Aynı genler. Evet. Ama onunla iletişim bak bundan da konuşalım. Evet. Çok bereketli bir gün. Bir şey daha açıldı. onunla iletişimin farklı dikkat ettiysen evet. seninle farklıydı. Sen daha naiftin her zaman. Evet, daha naiftin. Ve hakikaten uzlaşma yönün daha fazla olan için. Yasmin bir de izleme. Yasmin bir izleme sakın sana kötü asla demiyor Canım çocuğum. Kardeşim. Senin yerin ve kıymetin çok ayrı. Ama mesela şuradan dolayı söyleyeyim sevgili dostlar. Bu örneği hep veririm. Derslerde de veririm.
Şimdi bunu sen de biliyorsun ama sana izah edeyim ki dostlara anlatabileyim. Evet. Şimdi diyelim ki benim annemden ya da babamdan, annem diyelim örnek, almam gereken, ihtiyacım olan sevgi ve ilgi miktarım, bir kabım olsun, diyelim ki 3 kilo olsun. Evet. 3 kiloluk annemden ihtiyaç kabım var. Kardeşimin, diyelim ki büyük kardeşimin bu ihtiyaç kabı 4 kilo. Diğer kardeşimin de ne olsun? 2 kilo olsun. Yani 2, 3, 4 evet. kiloluk kaplarımız var. Bak aynı evdeyiz. Aynı anne. Ama her birimizin, her çocuğun annesinden veya babasından ihtiyacı olan, alması gereken sevgi, ilgi miktarı farklıdır. Evet. Anne, bizim toplumumuzda bu da çok karıştırılır. Eşit olmakla adil olmak kavramı çok birbirine karıştırılır. Eşit olmak başkadır, adil olmak başkadır. Çocuk yetiştirirken adil olunması gerekir. Neden? Şimdi annem, benim kabım 3 kiloydu ya sevgili dostlar. Diyelim ki bana ya da bütün çocuklarına eşit olması, adil demiyorum bakın, eşit olması için hepimize 3 kiloluk sevgi veriyor düşünün. Aynen. Bana 3 kiloluk sevgiyi verdi, ne oldu benim kabım? Tam doldu. Oh cuk. Benim için annem, nasıl tanımlıyorum ben annemi? Muhteşem bir anne. İdeal bir anne. Hiçbir sorunum, çatışmam yok. Peki benim büyük kardeşim kabı kaç kiloydu? 4 kiloydu. Daha fazla ihtiyacı var benden. Annem eşit olmak adına ona da 3 kilo bıraktı sevgiyi. Ne oldu onun kabı? 1 kilo boş kaldı değil mi? Onun için annem ne olarak tanımlıyor? Eksik anne. Evet. Değil mi? İstediği sevgiyi, ilgiyi, şefkati alamadım diye yorumluyor ve çatışma başlıyor. Eksiklik hissediyor. Peki diğer kardeşim kabı kaç kiloydu? 2 kiloydu. Ona da eşit olmak adına 3 kilo verdi. Fazla geldi. Kabı taştı. Onun için annesi ne olarak yapıyor? Sıkıyor. Sıkıcı, aynen, baskıcı, değil mi? Otoriter ya da işte darlayan bir anne. Sıkıcı bir anne. Şimdi baktığın zaman o zaman ne yapmak lazım? Anne baba olarak çocuklarımızla her birine kitapta yazan bir uslupla yaklaşamayız. Gözlemlemek ve tanımak gerekiyor. Eşit de davranamayız. Bu eşit olmamak farklı bir şey. Benim Tuana kızımın ihtiyacı olan şey başka. Tuana dokunsal. Ben ancak onu nasıl ben sevgili anlatabilirim biliyorsunuz arkadaşlar. Dokunarak, saçını okşayarak, severek, canım kızım diyerek, öperek, sarılarak, koklayarak söylediğinde ancak benim ona olan sevgim ona geçebiliyor. Evet. Öbür kızım işitse, takdir edilmeyi da, sever. Bravo. Ona da ne yapman, dokunarak sevdiğinde sıkılır. Aynen, hiç sevmiyor. Sıkılır, sevmez. Ona peki ben sevgimi nasıl başarılı anlatmalıyım? Başarılı kızım, çok zekisin. Takdir ederek, aynen, çok onurlandırarak değil evet. mi? Yaptığı iyi şeyleri ortaya çıkarak ve konuşarak. Evet. Neden? İşitsel. Evet. Ben ona dokunursam ne yapar? Ters teper. Evet. Şimdi ben ikisine de aynı, ikinize de aynı davranırsam ne olur Tuana? Yani çok... Senle de anlaşamam, onunla da anlaşamam. Evet, aynen. Niye? Çünkü doğru iletişim kanalını bulamıyorum. Çok doğru. Bazı çocuklarda, insanlarda vardır değil mi? Eylemle anlar. Yani bana sevdiğini göster der. Doğru. İspatla. Nedir bu? Ona istediğin kadar sev, dokun ya da söyle. Ha, ona ne yaparsın? Ona gidersin, istediği bir şeyi aldığında verme şeklinde der ki, aa bu adam beni seviyor. Daha söylemeden aldığım bir şey demese diyorum ki, ya benim için düşünmüş ve bunu gerçekten almış. Çok bak, mutlu mesela, oluyorum bu, mesela. İkinci derse ne kadar fark var kardeşinde. Evet. Tuana'ya ben hediye almaya bayılırım. Evet, gerçekten. Benim en büyük hobim. Ben sipariş vermem, yapmak, babam alır hep. Sürprizler yapmaya evet. bayılırım. Ama küçüğüne. Niye? Hayır. Çünkü şöyle. Tuana onu gösterse kibrit çöpü alsam. Canım babam. Allah Allah. Yani, babam sen. O aldı beni eritiyor böyle. Mest oluyorum. Ama küçüğü. Bakmıyor. Benim güzelmiş. İyi alıyor. Tamam, güzelmiş. Güzel, atıyor ya, ben böyle zaten kalıyorum ve diyorum Allah, hayatı sorguluyor. Ben dedim ki bir daha bunu alma. Orada hemen şeytanlarımız böyle çıkıyor. Böyle mi baba, bir daha bunu alma. Daha mı hak etmiyor? Sen bana al, boş ver. Öyle gerçekten de böyle bir muhabbetimiz var ama artık tiye alıyoruz yani onun hareketini. Yani şimdi ona nasıl davranmalıyız değil mi? Biliyorum çünkü artık onun değil mi? Olayı, onun olayı eylem değil. Evet. O takdir edeceksin.
Allah şey derler ya, der gazı oynat laza hesabı. Evet. O öyle. Evet. Onu takdir edeceksin, onurlandıracaksın. Aha. Sensin diyeceksin. Hiç hoş değil. Yapamayacağı şey de yok. Aynen öyle. Gerçekten gazda çalışan bir şey Yasmin. İşte herkesin damarına göre, evet, tabiatına göre iletişim kurmak çok mühim. Aynen ve öyle. Günümüzün en büyük sorunu maalesef ve çok acı, herkes konuşabilir ama herkes iletişim kuramıyor. İletişim kurmak çok ayrı bir şey. İletişim kurmak bir kere uzlaşmaya gönüllü olmak lazım. Aslında çocukların da anne babasını tanıyıp ona göre onların tabii, da. Yani bu da yani, çocuklara da aslında görev düşüyor. Bak, çocuk iletişimi benden öğrenecek. Kesinlikle. Sen evet. Sen dışarıdan yurtta öğrenemezsin ki. Aynen öyle. Benimle yaşadığın için benimle iletişimi öğrenme. Herkes evet. İletişimi farklı. Senin arkadaşınla olan iletişimin farklı. Annenle, babanla, evet. Kardeşle. Herkes de farklı. Ben benimle olana ilgilenebilirim. Kesinlikle. Yani ben benimle kızım nasıl iletişimde? Eğer bana bir asilik ya da ters ya da şu yapıyorsa ben kendimi düşünüyorum. Diyorum ki demek ki ben kızımla iletişimimde evet. Bu enerjideyim. Ki o bana bunu yansıtıyor. Evet. Biz zaten annenle ne yapıyoruz? Bazen sizin ayarlar kaymaya başladığında birbirimize bakıyoruz ki yani bir ortada bir enayilik var. Bir sıkıntı bu var. Sen de ya ben de bir oturup konuşalım. Çünkü çocuklar anne babanın aynasıdır. Şeksiz şüphesiz. Çocuklarda ayar kayarsa arkadaşlar sakın çocuklarınıza suç bahane bulmayın. Evet. Net söylüyorum ki çok da iddia etmeyeyim ama şunu söyleyebilirim kendimden. Ben gergin olduğumda bizde de bir gerginlik olur. Yani bunu ben de fark ediyorum. Olarak, istemeden yani. Niye biliyorsun? Bu çok da güzel bir aynadır biliyor musun? Çünkü insan kendisini görmüyor. Evet. Bu aslında güzel bir şey değil mi? Şimdi işe dalıyorsun. Şeye de can sıkıcı şeyler olabiliyor. Gergin olabiliyor. Yorgun olabiliyorsun. O an bir basıyor seni ve sen farkında değilsin, pozitif değilsin zannediyorsun ama negatife düşmüşsün. Orada hemen, yaradan öyle güzel bir sistem kurmuş ki hemen etrafındaki aynalar, evet. Yani evlatlar, eş, arkadaş vesaire bir geliyor sana 5 karış suratta bir şey söyleyiveriyor. Evet. Orada hemen o kişiye saldırmıyorsun artık diyorsun ki, vay evet. Ne kötü görünüyorum ya. Hatta böyle bir şey oldu mu sen de hep böyle yapıyorsun. Bu ev bizi basmış, bir kahve içmeye gidelim. Direkt süsleniyoruz, dışarı çıkıyoruz. Bir sıkıntı var, biz birazcık açılsak iyi olur. Aynen yani. Diyorsun ki Bahadır evdeyiz, biz gidelim. Basmış, diyorum bir şey yapalım. Ya da bir sen, ya da sen aynen, yavaş yavaş şöyle geliyorum. Oluyor. Ben eğer gerginsem, şöyle yapıyorum. Bunu sen daha önce söylememiştim sana. Ne? Bakıyorum Tuğan'a elinde şey, tepsisi. Hemen ada çayını. Dualar okuyor kulağa kapısı. Geliyor etrafımda dönüyor, bütün odaları titriyor. Negatif. Sessiz sessiz. Biraz negatif basmış falan yapınca ben anlıyorum ki bana mesaj veriyor. Ev biraz negatif basmış ama şey balonun üstüne falan. Evde babacım sıkıntı evet. Sende. Seninle alakası yok evde. Hiç alakası evlilerle şey. Oluyor yani. Hayır ben şunu merak ediyorum. çok kötü şeyler söylersen sileceğim. Bir saniye kırpılırsa beni kilitli bir şey söylemişim. Ben... Sinirli miyim sence? Hayır tabii ki. Ben bazen sinirli olduğum acaba diyorum ki sinirli miyim? Hayır yani şöyle şimdi her insanın anlaşma şekli farklı. Şimdi bana diyorlar ki sen işte babana şey davranıyorsun böyle yalaka gibi davranıyorsun. İşte şey gibi davranıyorsun. Halk geçerli. Ben babamın damarını biliyorum. Evet. Ve ona nasıl davranılması gerektiğini biliyorum. Evet, yani şimdi bunu bilince senin gerçekten çok iyi tanıdığım için aha. Neye ne tepki vereceğini bildiğim için ya da bir bakışınla ne demek istediğini bildiğim için de ben hiç şahsen sinirli tarafını görmedim. İşte evet. Büyük bir kavga hayatım boyunca etmemişizdir yani. Evet. Olur. Evet sen beni gerçekten bu hani konuda... başkasına göre belki sinirli bir yanın olabilir ama benle evet. Yani hiç yok. Ben bu konuda da seni bak takdir ediyorum. Bu konuda sen yani ben senin kadar iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Niye? Hatta annenin de kulakları için... Anneciğim. Onu da senin kadar düşünmüyorum. Sen gerçek anlamda karşı tarafın nabzını görüyor evet. Ve ona göre hemen balans ayarı yapıyorsun. Evet. Bundan dolayı tabiri caizse damarına sıkıntı. Basmıyorsun. Evet. Susman gereken yerde evet. Sustuğun ya da konuşman gereken ya da şaka yapman gereken yerde güzel ayarlayabiliyorsun. Bir akrep burcu diyebilir miyiz o zaman? Evet, o yönünü gerçekten takdir ediyorum. Demin aklıma bir şey gelmişti seninle ilgili de. Sevgili dostlar bu arada ben her ne kadar spiritüel diye nacizane tanımlasam da benim insan tanıma olayım zayıftır. Ben çok güvenirim.
Evet babam. Evet. Güvenmeyi seçiyor babam her seferinde. Evet. O bende alışkanlık olmuş. İyi taraflarını görmeye çalışıyor. Ve güveniyor. Beni perdeliyor. Evet. Yani bir hakikat de var çünkü. Evet. Ben hep böyle hümanist deriz ya. Aynen. O iyi tarafına bakmaya çalışıyor. Her insanın iyi tarafı vardır yol, dersin hatta. Onu görmeye çalışıyorum ve gerçekten göremiyorum. Perdeliyor evet, beni. Evet, perdeliyor bu biraz. Bizim evin beni uyaran bizim şeyin yani benim bu konudaki rehberim Tuana'dır. Biri mesela diyelim ki hayatımıza girdi. Der ki ona çok güvenmesen iyi olur. Herkese demez. Bazılarına söyle. Önceleri böyle şey yapardım Tuana. Ya öyle düşünme canım. Sen çok var, negatif sen düşünüyorsun sen biraz falan. Biraz şeysin ya falan filan diyorum. İşte böyle biraz iyi yönüne bak falan gibi. Arkadaş bir kere de yanılsın. Yani. Ama bunu ikimiz aslında birbirimiz dengeliyor olabilir miyiz? Mesela evet, ben de aslında bravo. Ya ben çok tamam hani gerçekten sen doğru çıkıyordu. Sen çok realist bakabiliyorsun. Çok realist bakıyorum ama artık şeye de başladım. Senle biraz konuşacağım. İyi tarafını görmeye. Ya tamam hani tamam bu tarafı böyle ama hani bu da böyle bir insan. İyi bir tarafı evet. da var gibi. Bak bu konuda da dengeliyoruz biraz. Bu konu biraz. Neyi anlatır? Denge esası. Aynen öyle. Bu başka bir konuda ben aslında bunu İşte bizim sohbetlerimiz böyle. Biz şu evet an var ya bu kamerayı kapatmasak sabah gece 4'e evet, kadar 5'e kadar konuşuruz yani gerçekten. Konu konuyu açıyor. Ama bu çünkü ben onu ayrıca not almıştım. Denge esasını anlatmak istiyorum konuşalım birlikte. Konuşalım bunu. Oraya girersek o videonun konusuna gelir ve kayıt çok uzak. Kaç dakika oldu bilmiyorum çok ama yarım 34 saat dakika olmuş. Ya da 30 yarım saat mi olmuş? Bence artık burada kapatalım. Aynen. Başka bir videoda yine benzer konularla evet. devam ederiz. Arkadaşlar biz bu formattan çok hoşlanıyoruz. Evet. Zaten bizim için çok keyifli sohbet yani, etmek. Yani hatta daha değil mi böyle dolu dolu alanları evet. kaçırıyoruz ama evet. inşallah yakaladığımız yerden gizli bir kayıt bu olur sohbetlerine. Umarım katkı olabiliriz. Evet. Umarım bizleri evlerinizde keyifle dinlersiniz ve evet. umarım emsal olabiliyoruzdur, örnek olabiliyoruzdur nacizane. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.